Sevgili biceller, herkese merhaba. Bugün 31 Temmuz bayramın bir sonraki günü. Hava bugün de parçalı bulutluydu. Bu havada güzel görüntüler alınacağı için evden yürüyüp ziyaretin tepeye çıktım. Tam da ziyaretin değil aslında. Ziyaretin küpler tarafındaki olan kayaya çıktım. Şimdi buradan hep birlikte köyümüzü izleyeceğiz. Öyle soldan başlayalım. Bu üst taraflar bizim Cümel dediğimiz yerler. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Çok oldu. Evet. Gördüğünüz gibi. Taköy'de denen bizim mahallemiz. Şöyle sazeleye zoom yapalım, biraz da büyükçe yaparak. Kuş bakışı nasıl gözüküyormuş buradan. Evet. Sazeleye bir göz attık. Şimdi köyün en alt tarafından başlayarak yakınımıza getirelim. Bakalım vakeyi nereye kadar yakın görebiliriz. Yatılı bölge okulu. Evet. Şu anda okullar boş. Çürümeye terk edilmiş. Maalesef eğitim konusunda yorum yapmayacağım. Evet. Komşu köyümüz Masalahat de kadrajımıza girdi. Şöyle bir de Adakale'ye doğru bakalım, ne kadar yakınımızda bizim. Çok da uzakta sayılmaz. Kuş bakışı gayet iyi. İşte Düz Mahalle. Yukarıdan aşağı Camı Mahallesi. Çağdagil daha altta kalıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz uzaklaştırarak geniş açıdan Haçikene'ye doğru çıkalım. Oradan Tüntiye'ye geçelim. Yine ufaktan bir çise vurdu. Bu seneki yağmur hava durumu çok ilginç. Bir haftalık işi. Bugün geldiğim kaç gün oldu? 26 Haziran'da geldim. Bugün 31 Temmuz. Yani 34-35 gün olmuş. Bir haftalık işi zar zor bitti yani. Berbat bir seneydi. Aynı işi tekrar yenilemek zorunda kaldık. Evet, Tüntiye'de eskiden Çavdagil halkından herkesin hemen bu yaylası vardı. Ön tarafta rahmetli Şevket dedenin, Bekir amcanın, arkada Adem amcanın hatırladığım kadarıyla, ki diğerlerinde vardır. Şimdi pekleri bile belli olmayacak şekilde bir durum var maalesef. Buralardan göç etmek zorunda kalmanın gerçekleri acı da olsa bu. Evet, Tüntiyamızı gördük. Şimdi geçelim Galaard'ın tarafına. Şöyle bir önce geniş açıdan alalım. Gördüğünüz gibi karşı kayaya yüzbaşı ilin taş derler. Şu direğin hizasındaki tepeye de kunkurlar derler. İsimleri nereden gelmiş, nasıl gelmiş, onun araştırması da sizlerin olsun. Birçoğu Gürcülerden, mesela bizim köyün Bice ismi, konuşturum Gürcülerle bu anlatımına göre Bico'dan geliyor kökeni. Erkek delikanlı demek ki bence doğru bir şeydi. Bize isminin oradan geldiği, çünkü Bize'nin delikanlısı. Bir şiir vardır ya, bilirsiniz, yazarını kimdir bulamadım ben. İşte diyor, hava göleşen kirlisi,
Kart Karabul Çorlusu. Ondan sonracığıma Basa Masalagıt Buğdası, o devamında Yaşasın Bize Delikanlısı diye bir dörtlükler mazlumesi vardı. Daha önce festivallerde okunurdu Aşık Efkari şenliklerinde. Dinlemişliğim vardır. Belki de bazı yerlerle karıştırıyor da olabilirim. Doğruluğu araştırması yine yorumlarda görürüz. Burada Hayır amcanın ve rahmetli Fehmi amcanın yaylası var. Ayhan abi yaylaya çıkmış. Sadece Ayhan abi var, başka kimse yok. Evet. Şuradan geçelim. Burada Ayhan abinin ayanları var bu aşağıda. Yiğit lakabıyla anılır. Şirlet Kazım dediğimiz mor etli yaylası çayırı. Evet, hayvanlar orada otluyor. Aşağı düz tarla, gördüğünüz gibi neredeyse kapanmış. Yukarıda bir düz tarla daha var. Bilenler için söyleyeyim, hiç düzlük kalmamış. Tamamen çam fideleri ile dolmuş. Evet, dönüyoruz kareye doğru. Biraz da tripodu şöyle alalım. Daha iyi gelebilmek için. Evet. Çok alan, zaten eski gidenler şaşıracaktır bu görüntüyle, çünkü buralar ormandan açılıp çaylarına getirildiği için tekrar orman çabucak geri alabiliyor. Şöyle hızlıca yukarıya göz atarız, sakıl dedi, bakınız duman çökmüş vaziyette. İşte şurası, şu ortadaki ormanlık pasnever derler. Niye pasnever demişler? Ben de merak edip araştırmadım doğrusu. Yukarıda Kireçhane diye bir yer var, yer isimleri olarak. Aho var. İşte Sarolsuç var, düz tarlalar var. Göl yeri var. Burada yüzbaşı ile kungullar. Aşağıda Puarevi dediğimiz yer. Zaten yerin ismi de Galardı, Kale Ardı. Yani kale, burada kaleyi de gösterelim sizlere. Kaleyi bu taraftan da çıkıyoruz, diğer taraftan da. Kaleden ne kalmış derseniz, kalenin çayırlara bakan yüzünde divarlar var. Şurada gösterebilirim size. Üst bölüm divarları var. Evet, şu üst bölümde divar var elinde. Yani bu arka yüz çaylara bakın, yüzündeki divar duruyor. Ön tarafta da uçurum kenarlarında yapılan divarlar duruyor. Bozulma yok. Ama işte tabii herkes şey aradığı için bozulmuş. Kazılmadık yerde kalmamış diye. Evet, tekrar şöyle bir yavaşça bir dönüş yaparak tripodumu tekrar ayarlayayım. Evet, terazide olmasını sağlayalım. Hızlıca bir dönüşle tekrar köyümüze bir göz atalım. Rüzgar var. Belki sesi de geliyordur sizlere. Evet, karşı yüzbaşı taşın bitimi göl yeri denilen yer.
ağaçların olduğu yer, sırt kunkullar. İşte ormanda bir şeyler yapıyor, sesi geliyor, balta sesi. Taraf basket görüyorsunuz, orada hafif duman çökmüş ve güneş de var. Orada Kıbrıs'ın haritasını görebilirsiniz. Gayet belirgin olarak. Birebir aynı değilse de Kıbrıs haritası orada. Evet, dönüyoruz tekrar. Birçok köy gözüküyor tabi. Karşıda Karavur var. Yukarıda Hırnısev var. Satın demeye gerek yok. Evet. 2020 31 Temmuz'undan, daha doğrusu Kurban Bayramı'ndan bu kadar. Bir hafta 10 gün daha buralardayım. Kısmetse seneye görüşürüz. Herkese iyi bayramlar. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel yarınlarınız olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.